Herkese merhaba. Bu videoda içinizi ferahlatacak çok lezzetli bir tatlı tarifiyle karşınızdayım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu çok lezzetli olan tarifin yapımına geçiyorum. İlk olarak tencerenin içerisine 5 yemek kaşığı kadar şeker ve 4 yemek kaşığı kadar da nişasta ilave ediyorum. Daha sonra içerisine 1 paket vanilya ekliyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Ve üzerine de 1 litre kadar süt döküyorum. Orta ateşte pişiriyorum. Kaynamaya başladığında kaynatmıyorum. Şöyle yoğun bir kıvam alınca hemen ocaktan alıyorum. Daha sonra ise hazırladığım tatlıyı sıcakken hemen bardakların içerisine döküyorum. Bardak yerine kasede kullanabilirsiniz. Dökerken bardağın yarısına kadar döküyorum. Tamamen bardağı doldurmuyorum. Tatlılar soğuduktan sonra buzdolabına alıyorum. 2 veya 3 saat kadar buzdolabında soğutuyorum. Bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı kadar nişasta alıyorum. Ve nişastayı yarım çay bardağı su ile açıyorum. Daha sonra ise 300 gram kadar çileği küp küp doğradım ve bu şekilde tencerenin içerisine alıyorum ve üzerine de 4 yemek kaşığı kadar şeker döküyorum. Şekerle beraber çileği yaklaşık 2-3 dakika kadar orta ateşte pişiriyorum. Daha sonra içerisine nişastalı karışımı ilave ediyorum ve biraz böyle karıştırıyorum. Kıvamı yoğunlaşınca, yani 1-2 dakika kadar sürüyor. Bu şekilde ayarladıktan sonra ocaktan alıyorum. Ve buzdolabından çıkarmış olduğum tatlıların üzerine çilekli karışımı ilave ediyorum. Ve şöyle üstten üstten düzeltiyorum. Üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tatlı şu anda servise hazır. İçinizi ferahlatacak, yaz aylarında sık sık yapabileceğiniz hem çok kolay hem de çok lezzetli bir tarif. Bu tarifi mutlaka deneyin diyorum. Kıvamını göstererek size veda ediyorum. Gerçekten kıvamı da muhteşem. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla videodan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.